Bilmeyen anlayamaz tabii. Acıktım. Aslında seni de anlıyorum. Annemin misafirliği tahmin ettiğinden de uzun sürdü. Gerilmen normal. Neler söylüyorsun? Böyle düşünmene sebep bir davranışım olduysa üzülürüm. Üstelik Firdevs Hanım'a... Biliyorum. Herkes gereğinden fazla özel. Bir yanlış yapmayalım, Firdevs Hanım'ı karşımıza almayalım gerginliği var. Ama uzun sürmeyecek, merak etme. Yakında ona bir yer ayarlayacağım, az kaldı. Böyle düşünüyorsan gerçekten kırılırım. Olması gereken bu değil mi zaten? Ömür boyu bizimle yaşayacak hali yok. İsterse yaşayabilirdi. Lütfen bu konuda beni bir taraf olarak görme. Firdevs Hanım senin annen. O da artık ailemin bir parçası Bihter. Çok teşekkür ederim canım. Çok zarifsin. Hadi sen otur kahvaltıya, ben de çocukları alıp ineyim. Hep birlikte güzel bir kahvaltı yapalım. Sevil'den mi duydun? Teşekkürler Canikom. Ya erken doğum diye korktuk ama çok rahat oldu. Evet. Yılbaşında ne yapıyorsun? Ay hiç hoşlanmıyorum o kadının partisinden. Çok soğuk geçiyor. Vallahi ben bilemiyorum. Bizimkilere tabiyim zaten. Daha bir şey kararlaştırmadı onlar da. Bakacağız artık. Tamam canım. Sağ ol aradığın için. Söylerim. Sana da tatlım. Ay car. Sabah sabah bu enerjiyi nereden buluyor bu kadın ya? Hayret. Bırak onları da banyoma hazırla hadi. Hemen efendim. Efendim. Alo. Günaydın. Günaydın. Erken olduğunu biliyorum ama ben bütün gece uyumadım Behlül. Kimse de uyumasın mı? Nihal. Bir dakika Pelin. Efendim. Günaydın canım. Hadi kahvaltıya. Telefondayım. Pardon. Alo. Hiç Bihter. Kahvaltıya çağırıyor. Bülent. Kimseden kaçtığım falan yok benim. Günaydın. Hadi kahvaltıya. Bir dakika sonra hazırım. Hı. Konuşacak bir şey bıraktın mı sen? Bak bu iş çözümsüz bir hal aldı artık. Bu belirsizlik benim çok canımı sıkmaya başladı. Bilmek istiyorum artık Behlül. Biz neyiz? Ya inanmıyorum Elif, sabah sabah ne cevap istiyorsun benden? Laf falan çevirmiyorum, sor ne soracaksan. Behlül'ü de kaldıralım. Tamam. Ya Elif'ciğim bıktım artık ben bu sorgu sualden. Ben kimsenin hiçbir şey değilim. Yeter ya. Tamam o zaman bitti. Eşyalarını hemen gel al bugün. Fırlat at hepsini, çöpe at. İstemiyorum eşyalarımı falan. Öyle olsun. Hoşça kal Behlül. Ne oldu? Elif'le ayrıldınız mı şimdi? Rahat bırak Bülent. Tamam. Çabuk al düşünün. Pazar kahvaltısı yapacağız hep beraber. Gelsen ne güzel olurdu. Abla! Peki ne yapalım? Tamam o zaman yarın okulda görüşürüz. Öptüm. Günaydın. Günaydın. Gitti mi Bihter? Aşağı indi. Bizi kahvaltıya çağırmaya gelmiş. Hadi. Dün geceyi affettirmek için şirinlik yapıyor. Aa, sen neler oldu bilmiyorsun. Az önce Behlül Elif'le ayrıldı. Rüyasında mı görmüş? Telefonda çok fena kavga ettiler. Ayrıldılar. O kız Behlül'e hiç yakışmıyordu zaten, iyi olmuş. Yazık oldu bence. Hadi, bizi bekliyorlar. İyi, Firdevs Hanım da masada olacak. O kadını görmeye tahammülüm yok. Karşılaşmak bile istemiyorum. Günaydın. Günaydın. Gece görüşemedik. Ya çok geç geldik biz. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Nasıl bebek? Küçük buruşuk bir şey. Ay ne sevimlidir. Bilmem. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Günaydın. 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 Tebrik ederiz efendim. Allah analı babalı büyütsün. Çok versin. Nasılsın anneanneciğim? Sakın, sakın Bihter. Anneanne değil misin yani? Nine der belki. Allah korusun. Lafı bile tüylerimi diken diken ediyor. Konuştunuz mu Peyker Hanım'la? Nasıllarmış? Çok iyiler. Ha, iyi. Küpeler hiç çıkmıyor bakıyorum. Çok güzeller. Hiç çıkarmayacağım galiba. Beğendiğinize çok sevindim. Yakışmış da güle güle kullanın. Hani çocuklar gelmiyor mu? Çağırdım ama bilmiyorum. İnerler birazdan. 304 numaralı oda. Peyker Önal. Evet. Çiçek mi yolladın? Hı hı. Günaydın. Günaydın suratsız. Geçmiş olsun. Elif'le ayrılmışsınız. Aferin Bülent. Gizli miydi bilmiyordum. Çok affedersin. Kendimi affettirmek için bugün seni basket maçına götüreceğim. Yemezler. Maç modunda değilim hiç. Aa, peki sinema? Aa. Keşke bir yerlere gidebilsem ben de. Keşke şu Firdevs Hanım'ın yüzünü görmesem. Oo, börek de börek oldu hani. Cemile kızım sıcak sıcak servis yap yukarı. Hadi güzel kızım benim. Geç kaldım aman. İnşallah nerede meyve suyu diye bağırmazlar. Yapma Allah aşkına ablaya. Adnan Bey ne zaman bağırdı ki bize? Maydanozları topladın mı? Topladım, buyur. Hadi şimdi yumurta peynir çıkar da Süleyman usulü bir omlet yapayım. Hadi bakalım. Sen izin kullanıyor musun Beşir? Öyle belirli günlerim yok. İstediğim zaman veriyorlar nasıl olsa. Bugün pazar. İzin al da bir şeyler yapalım beraber. Kusura bakma, başka programım var. Süleyman amca izin verirse Cemile ile Nesrin ablayı sinemaya götüreyim diyorum. Ay ne güzel olur. İster misin Cemile? İsterim tabii. Çok isterim de. Baba? Vallahi benim için mahsuru yok kızım. Şaheste Hanım yalnız idare ederse gidersin tabii. Biz işleri yapar öyle gideriz. Evet. Sana bir iş bırakmayız anne. Ha? 40 yılda bir bırakın ne olacak? Aa, ama önce şu kahvaltı faslı bitsin, gözünüzü seveyim. Tamam canım. Acelemiz yok değil mi Beşir? Yok. Siz ne zaman hazır olursanız o zaman gideriz. Teşekkür ederim. Vallahi ben de. Ay bebek bir damla. O kadar küçük ki. Peyker'in hamile olduğu belli bile değildi. Hiç şaşırmadım. Ama küçük doğan bebekler daha da çabuk gelişiyorlar. Evet. Gözle görülür şekilde belli oluyor tabii. Süleyman amcanın meşhur pazar böreği geldi. Boşuna yapıyorum ben önce sporu. Yemiyorsunuz ki zaten. Ay.